Evet. Mikrofon senin. Önce bir kendini tanıt. Burayı bize bir anlat. Bayburt özleminden de bahset. Ben daha karışmayacağım sana kardeşim. Buyur. Öncelikle siz sevgili dostuma bana zaman ayırdığınız için ve bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kenan Yavuz Müzesi'ni gezmek ayrıca bir onur, bir şeref. Kenan Yavuz, Bayburt'umuzun kültürünü, örfünü, adetini, gelenek ve göreneklerini unutulmaya yüz tutmuş, bütün özelliklerini bu müzede sergilediği için ona ayrıca teşekkür ediyorum. Ben de hasbelkader Bayburtspor'da uzun yıllar futbol oynamış, Bayburtspor'un kurucu futbolcularından, profesyonel takımda ilk oynayan, Bayburtspor'u kuranlardan, efendim mesela Bayburt Askeri Şubesi'nde görev yapmış, daha sonra İnegöl'e göç etmiş bir kardeşimiz olarak Bayburt'a her sene gelmeye gayret ediyorum. Her sene de burada olmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Bayburt benim özüm. Ben Bayburt'un Zahit Mahallesi'ndenim. Bayburt benim özüm, toprağım, atamın, sılamın, vatanım, memleketim. Burada bulunmak benim için çok büyük bir şeref, bir onur. Size de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Benim kardeşim, hele gel. Hele gel şimdi. İkisi yan yana alın. Bir soru soracağım. Mikrofonu da elime alın. Ya şimdi biliyorsun, Bayburt Spor'u da konuşmadan geçemeyiz. Sen Bayburt Spor dedin, ben de oraya geleyim. Çünkü bana da aşırı bir baskı var. Bayburt Spor'u sen neden hiç anlatmıyorsun, durumumuzu? Şimdi Bayburt Spor'umuz biliyorsun düştü. Sevgili kardeşim, şunu söyleyeyim. Biz ilk 1985 yılında profesyonel takım kurulduğu zaman Bayburt Spor'da profesyonel takımda oynayan 11 futbolcunun sadece ve sadece ikisi yabancıydı. Evet. Bir tane sol bek Şener'imiz vardı. Bir tane de stoper Ali'miz vardı. O da İstanbul'dan gelmişti. Şener Trabzon'dan gelen bir arkadaşımızdı. 9 tane Bayburtluyla, yedekleri hariç saymıyorum, İlk 15'i 20'sini Bayburtlu kardeşlerim temsil ediyordu. Biz o ilk yıl grupta 9-11 Bayburtluyla birlikte takımı 3. ligde 3. sırada tamamladık. Sezonun sonu 3. Hatta şampiyonluğu kıl payı kaçırdık. Bunun altyapısının oluşması için şimdi kendisini saygıyla anıyorum. Kenan Abdullahoğlu'nun çok büyük payı vardır. Abdullahoğlu Bayburt'ta futbolun gelişmesine çok katkı sağlamıştır. Bayburtspor'un altyapısı olmadığı sürece taşıma suyla değirmen dönmeyeceğini herkesin bilmesi gerekir. Hatırlıyorum. Bu memlekette futbolun işlenecek kumaşı çok fazla. Bayburt'ta da biz Trabzon karmasına 4 atıyorduk. Trabzon karması geldiği zaman burada mağlubiyetsiz gitmedi, mağlubiyeti tatmadan gitmiyordu. Ama ve lakin Bayburt'ta futbolun bitişine sebep olan faktörlerden birisi Bayburt'un çocuğuna değer verilmemesi, Bayburt'un çocuğuna efendime söyleyeyim hocalık, teknik direktörlük vasfında hiçbir itibar edilmemesi. Bunun bir an önce çözülmesi lazım ve Bayburtspor'un altyapıya özüne dönmesi gerekir. Dine rahmet, aynen dediğine katılıyorum. Gel şu eskilerin isimlerini bir analım ha burada. Kimler vardı sizinle? Ya bizim takımımızda kaleci Erdal vardı. Sağbek Sağbek Salih vardı. Solbek Şener vardı. Ali Libero'ydu, stoper İsmail'di. Ali Turgut mu? Salih Turgut. He. Savaş Karabulut vardı. Savaş. Efendime söyleyeyim. Orta sahada Murat Şener vardı, İsmail'in kardeşi. Ben vardım. Sadi Subay vardı, Cezmi Tüfekçibaşı vardı. Forvet'ten Muhsin vardı. Şimdi türkü söylüyor. Muhsin Bayburtlu. Muhsin vardı. Sol açıkta Memiş vardı. Memiş vardı. Evet. Sağ açıkta zannedersen Şobo daha sonra Kurtuluş Spor'a geçti. Bayburt Spor profesyonel takımına sonradan döndü, kurulduktan sonra. Ama Kurtuluş Spor'daydı. Yani ilk 1985'te Bayburt Spor profesyonel olduğu zaman Şobo Kurtuluş Spor'daydı. Daha sonra Bayburt Spor'a aldık onu. Evet. O da bizimle beraber ter döktü, formasını ıslattı. Kendisini buradan saygıyla, sevgiyle anıyorum.
Velhasıl yani özetle taşıma suyla değirmen dönmez. Biz dışarıya bağımlı olursak biz bu işi götüremeyiz. Mümkün değil. Teşekkür ediyorum ben. Bursa Spor gibi onu da söylemeden geçemeyeceğim. Ben Bursa'da ikamet ediyorum. Bursa Spor Türkiye Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmiş 5. takım. Evet. Bugünkü durum ortada. Profesyonel 1. ligden, Süper Lig'den, 2. lige, 2. lig'den de geçen sene neredeyse 3. lige düşmek üzereydi. Evet. Sahipsiz kalan bir vatan batmaya mahkumdu. Sıyırdılar mı işi? Son anda. Son anda mı? Son anda sıyırdılar. Biz nasıl sıyıracağız? 3. lige düştük. Bursa Spor altyapıya önem verdi. Kendi futbolcularını ikinci döner, ikincilerle oynattı. Biz de altyapıya önem vermezsek bizim de sonumuz Bursa Spor'da. Evet. Bal ligine düşeriz. Bal liginden de sonra kaybolur gideriz. Gideriz. Maalesef. Allah muhafaza. Peki ağzına seni de sağ tanıyalım. Benim evet, sevgili kardeşim. Evet üstad, ben Amasya'dan. Dedeler Bayburt'tan. Bayburt'un Aksun köyünden Amasya seferberlikte gelmişler. Evet. Amasya'da restorantım var. İşletmeciyim. Bayburt'tan da çok iyi dostluklarımız var ama her yıl bu etkinliklere gelirim. 3-5 gün gezerim. Dostlarımız var. Sağ olsunlar, onlar da bizi unutmuyor. Amasya'da evet, Küçük Ağa Restoran ismini de söyleyeyim. Evet. Vurmuş'tan yoldayız da yolu düşen, işi düşen, öğrencisi olan, asker olan 24 saat bana ulaşır. Allah korusun yolda kalan. Amasya'da. Öyle, Amasya'da aynen. Eyvallah. Bayburtlar duyurulur. Ben de bu böyle bir vefa örneği olarak her sene geliyorum, eşimle geldim. Her sene de bir karşılaşırız farkında kesinlikle mısın? Kesinlikle. Bütün eş dostla geziyoruz, karşılaşıyoruz. Ben Bayburt seviyorum. Bayburt seviyorum. Sevilmeyecek gibi değil evet, ki. Yani yaş geçtikçe de daha da daha seviyorum. Daha çok seviyorum. Aynen demek öyle ki bağımlılık arz ediyor. Aynen aynen. Dedeleri işte öyle yaş ilerledikçe onları aynen demek öyle daha üzüyoruz sanırım. Siz Bayburt'un neresindeniz? Aksun, Gümüşsu. Gümüşsu köyü. Gümüşsu, evet. Ya, Deli Gözler'in köyünde. Evet, Deli Gözler, Kelleciler. Kellecilerin dedesi, dedelerim falan iyi tanımlar. Peki ben teşekkür ediyorum. Ben herkesle. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. İyi ki Bayburt'a gelmişsiniz. İyi ki karşılaşmışız. Şöyle eskileri yad ettik. Evet. Teşekkür ediyorum ben. Teşekkür ederim. Sağ olun.